Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. tafalar getirdiniz. Şimdi bu kısımda kısa kısa birçok haber var, duyum var. Özellikle ve özellikle rica ediyorum. Lütfen videoyu beğenin, arkanıza yaslanın. Çünkü bu videoda çok çok önemli kısımlar var. Ve lütfen ama lütfen dikkatlice dinleyin. İlk olarak biliyorsunuz A Milli Futbol Takımımız Uluslar C Ligi'ndeki ikinci maçında Litvanya'yı deplasmanda 6-0 mağlup etti. Yani 6-0'lık bir galibiyet var Litvanya'ya karşı. Doğukan Sinin iki golle yıldızlaştığı müsabakada Serdar Dursun'da da ben de yıldızım diyerek o da iki gol attı. Ayrıca Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu da skoru 6'ya getirdi. Halil Dervişoğlu 6. gol atınca spikerin bir an hakeme bakıyorum verdi golü demesini bekleyen tek ben değildim herhalde. Şimdi tabii ki de milli takım hepimizin milli takımı. Ama e, ilginç bir istatistik var milli takımda. Şimdi bunu başka futbolcu da yapsa yine değinirdim. Fenerbahçe'mizin futbolcusu Serdar Dursun yaptı. 6 maçta 6 gol. Bakın toplam 190 dakika ve 6 gol. Yani 31 dakikada bir gol atıyor Serdar Dursun milli takımda. Allah nazardan korusun. Bu şekilde devam etsin. Ha şöyle bir olay var. Nispeten kolay takımlarla yapıyoruz. <laughs> Serdar'ın Litvanya reytingi 8.9. 2 gol kazandığı ikili mücadele 5. Pas arası 2. Şut pası 2. Hava topu kazanma 2. Top çalma 1. Uzaklaştırma 1. Pas isabeti %80. Rakip yarı alanda pas isabeti %66.7. Dediğim gibi böyle olsun. Mutlu haberlerden bir diğeri de Fenerbahçe Beko'nun ING Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Anadolu Efes Galatasaray e, Anadolu Efes'in 85-76 mağlup etmesi insanları sevindirdi. E, gergin Ataman'ın yönettiği Anadolu Efes Galatasaray e, yani değil. Hakem üçlüsü Aytu Ekti, Mehmet Şahin can mavi suyu yendi Fenerbahçe diyorlar. Ben bilmiyorum çok fazla izleyemedim. Onu da söyleyeyim. Günün en bomba haberi. Daha doğrusu. Belki de bu. Yani ben bu videoyu çektiğim zaman. Belki de anlaşmalar açıklanacaktır inşallah ama. Hull City'nin Ozan Tufan'la anlaşma olayı. En bomba haberlerden biri idi. Ee, hani imzaların atılmasının beklenmesi. Ödeme detayları. Başkanlar arasındaki görüşmeler. E, hayırlısı olsun. Şimdi. Hull City. Jean Michel. Michel. Michel Seri'yi, Galatasaray'da oynayan Seri'yi kadrosuna katmak için de uğraşıyormuş. Resmi teklif yap beklemeye geçmiş. Eğer olursa Ozan, Traore, Seri orta sahasını kurmak istiyorlarmış. Hani nispeten piyasa değeri düşük bir takım. Acun Alucalı da bir nevi bizim şöhretlerden ve kendi şöhretini ortaya koyup bir şeylerden yararlanma çabası içerisinde. Vallahi güzel olur. En azından yurt dışındaki hani ee, Yani en azından yurt dışındaki şeyler neydi onu da yani yurt dışındaki temsilcimiz olur ya öyle söyleyelim. Şimdi kulübümüzde bir Brezilya esintisi var geçtiğimiz günlerde de bunu söyledik konuştuk ettik yani Brezilya'ya gidecek yöneticilerimiz var orada görüşecek yöneticilerimiz var Brezilya seferine çıkacak yöneticilerimiz var bakalım Brezilyalı ya da Brezilya'dan kaç oyuncu gelecek? Şu an için açık söyleyeyim Fenerbahçe'ye iki tane Brezilyalı geleceği söylentisi var. Ama ne olacak? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Yani çok çok ilginç arkadaşlar. Çok çok ilginç bir transfer sezonu yaşıyoruz. Mesela Yedek kaleci için Fenerbahçe'nin Nurullah Aslan'ı gündeme aldığı iddiası var. Sosyal medyada bir oyuncu tarafından. Yani zamanında istemiştik ama 3 milyon euro demişlerdi bize. Bir de bize özel 3 milyon euro demişlerdi. Şimdi kaç istediler bilmiyorum da. 550 bin euro piyasa değeri yaş 24 oldu mu? 24. Temmuz'da 25 olacak. 2-0-2'lik kaleci. Yani yetenekli bir isim. Yetenekli bir çocuk. Kulübüyle de sözleşmesi 2025'e kadar var. Yani Euro kuru bu kadar yüksekken zor olacağını zannetmiyorum. Şimdi Fenerbahçe yetkilileri Londra'da Türk restoranda Alexander Mitrovic menajeriyle buluştu duyumları vardı. Ya buna gerçekten bir şey söyleyeceğim. Bunu sosyal medyaya veren kişi inanıyor mu buna? Yani gerçekten onu merak ediyorum. Sosyal medyaya veren kişi buna inanıyorsa hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Bu arada Brezilya demişken hani Brezilya'dan iki kişi ya da Brezilya'da iki kişi düşünülüyor dedik. E kim bunlar? Mesela Bruno Henrique şu anda gündemde. Değil mi? Sosyal medyaya bakıyorum. Erison ismi. Otofoga'dan. Ee, serbest kalma bedelinin 5 milyon olduğunu da söylüyor Brezilya basını Erison'un. Hani Bruno Henrique, Erison mesela. Hocam bu ikisi mi? Hani şu aralar en çok konuşulduğu için söylüyorum. Ha? Yanlış anlaşılmasın. Yani şu aralar çok çok konuşuluyor. Ee, bu Erison 23 yaşında biliyorsunuz. Forvet. Otofogo'nun kış transferi. <laughs> Ama inanılmaz bir gol potansiyeli var futbolcunun. Keşke becerebilsek. Keşke becerebilsek. 200 bin euroya almışlar. 21 maçta 13 gol 3 asist. 1318 dakikada hem de. Yani bilmiyorum. Şimdiye kadar hep yıldız futbolcu aldık. Sonuç süren oldu. Bu sefer de yıldızı da alsak. Sonuç güzel olsa keşke. Onu söyleyeyim. Ee, Botafogo'nun 5 milyon euro serbest kalma bedeli diyorlar ama değer diyen arkadaşlarım da var. Igor Paiksao mesela bu isimde konuşuldu. Koriçiba'dan. Biz bu çocuk için 1,5 milyon euro önerdik. Net olarak da söyleyeyim bunu. Zaten medyaya da düştüm bir de Wellington var sağ pahalıdan. Hani işlerinde en olmazı Wellington gibi duruyor ama gider ben en olmaz dedim gider bunu alırlar. Sonra derler hocam hani en olmazıydı diye. O yüzden çok da bir şey söylemek istemiyorum. Bunlar var. Yani Bruno Henrique ismi ile Valencia'yı kıyaslayanlar var. O da ayrı bir mesele. Forvet kısmını hep hepsini bir konuşayım. Lincoln ismini Duydunuz sosyal medyaya düştüm Keşke düşmeseydi yani Keşke düşmeseydi diyeceğim isimlerin Başında geliyor Niye keşke düşmeseydi çünkü Alınması muhtemel isimlerden Birisiydi bu Lincoln Yani Şimdi bununla ilgili detaylar var Brezilyalı 23 yaşında 10 numara pozisyondaki futbolcu 7 Kasım 98 doğumlu. Şimdi bu çocuk Brezilya 17'de oynamış bir topçu. Santa Clara'nın yani Portekiz ligindeki takımın oyuncusu. Sol ayaklı. Yani ben size bir tabir söyleyeceğim. Gremio'dan zamanda da Çaykur Rizespor'da da kiralık olarak oynadı bu çocuk zamanında. 3 Eylül 2017'de geliyor. 420 bin euroya kiralıyorlar hem de. Piyasa değeri 500 bin iken. Bu sezon 44 maçta 7 gol 10 asist 3578 dakika. Ama arkadaşlar her Portekiz'den gelen yıldız olacak diye bir şey yok. Fakat Jorge Jesus bu çocuğu hani nasıl ki geçen sene Victor e, Vitor Pereira benim scout listem bunlar dediyse Pereira şey Jesus'un da kendi scout listesi var. Bu da onlardan biri. Hani Hidemasha Morita hatırlarsınız. Birçoğumuz geçen sene izlediydik. Eminim bir çoğunuzun gözüne çarpmıştır bu çocuk. Yani takımın yıldızı olarak gözünüze çarpmıştır. Hani e, geçen hafta da İstanbul'daymış ailesiyle birlikte. İlginç tabii. Fenerbahçe Portekiz basınına göre ciddi ciddi ilgileniyor diyor. Porto'nun da ilgisi varmış Santa Clara forması giyen Lincoln'le. Ve Fenerbahçe'nin istediğine dair birden fazla farklı kaynaklardan, yurt dışı kaynağından haberler geliyor. Santa ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Porto ile Fenerbahçe ilgi gösteriyor diye. Yani fakir taliskası bu. Yani bu çocuk fakir taliskası. Şeydeki gibi ne derler ona? Az önceki gibi eğer 4-5 milyon euro serbest kalma bedeli varsa tam fakir şeyi taliskası. Ya yani şutlarını falan çok beğeniyorlar izleyen arkadaşlar. Sol ayağını çok iyi kullanıyor diyorlar. Hani çok kolay adam eksiltiyor diyorlar. İnşallah hayırlısı olsun arkadaşlar. Bunun dışında Delacruz, Nicolas Delacruz ismi gündemdeki isimlerden bir tanesi. Çünkü Delacruz'dan ilgili de ortaya söylentiler atıldı. Delacruz'un River Plate futbolcu için 9 milyon euro istiyor sözleşme bitimine 6 ay kalan. Uruguay takımı Liverpool'da 8 milyon euro istiyor. Futbolcu için istenen toplam bonservis 17 milyon euro demişler. Yani futbolcunun iki takımın birden futbolcusu olma ihtimali düşündürücü. Bir de sözleşme bitimine az bir süre kalmış. Ya bu böyle olsa bu transfer döneminde bir daha adı anılmaz diye düşünüyorum. Andre Franco gibi. O da rafa kalkar gibi duruyor. Zaten kalktıydı da eğer bu doğruysa ama ama yani driplinklerinden yararlanabilecek, merkezde kullanılabilecek bir oyuncu gelmesi emin onu Fenerbahçe'ye çağ atlatır. Benim bilgim dahil de Fenerbahçe bir yoklama çekecek. Hani futbolcu gerçekten sizin mi değil mi gibisinden. Hani bakalım ne olacak arkadaşlar. Onu da söyledik. Ee, bu tamam. Bu da var. Forvet kısmını hepsini bir konuşayım. Fenerbahçe Midland'ın 10 numaralı Brezilyalı oyuncusu Evander'i transfer etmek istiyor diye de haberler vardı. Bakınız arkadaşlar dikkat edin. Sürekli ve sürekli transfer. Yani sürekli bir şeylere getiriyoruz. Sürekli 3 günde bir 4 günde bir transfer. Şimdi bu Midland'daki arkadaş 23 yaşındaki arkadaş. Benim hoşuma giden bir arkadaş. İpini de beğendim. 7 milyon euro piyasa değeri var. Sözleşme bitiş tarihi 2025. Adamlar 2.5'a almış zaten Vasco de Gama'dan. 47 maç 17 gol 11 asist 3.992 dakika. Sadece transfer market istatistiğine bakarak tabii ki de futbolcu alınmaz. Ama yani oradaki 7 milyon euroluk topçuyu sana kaça okuturlar? Ciddi düşünmek lazım. Gerçekten düşünmek lazım. Ee, sıradaki haber. Dur forvetlerin hepsini bir arada konuşayım. Kayseri Spor Marsel Tisserant'la ilgileniyor demiş bizim Kayseri haberleri. Bunu belki de ben çıkarttırıyorumdur. O yüzden çok şey yapmayı önemsemiyorum ama tabii ki de Tisserand iyi bir topçu. İstediği her takıma gidebilir. Fenerbahçe Marcel Sabitzer'le ilgileniyor. Haberlerde sosyal medyada dolanıyor. Ama ben şunu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'nin önünde o kadar değişik bir transfer politikası var ki. Bazı futbolcuların sözleşmesi bitiyor. Bazıları devam ediyor. Bazıları şöyle yapıyor. Bazıları böyle yapıyor. Bu Sabitzer Rogo'nun hani kiralamak için uğraştığı bir topçu. Adam 42 milyon euro piyasa değeriyken Bayern 15'e satın almış. Yani bu sıkıntılı bir transfer. Bizlik bir durumu yok bunun. Gelmez de gelmeyecek de ben onu söyleyeyim. Başka sabitleri de yalanladık. Şuraya ekledim mi? Ekledik. Başkan. Jesus'un listesinde bir Brezilyalı daha varmış. Sandri. 19 yaşında dur Sandri transfer market diyelim. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu. Brezilya'nın Santos takımında oynuyor. 3,5 milyon euro piyasa değeri var. Hani bunu da yazmışlar. Ben hepsine değiniyorum ki arkadaşlar soracaksınız diye. Muhtemelen hepsini soracaksınız. <laughs> en sonunda da bir toparlama yapayım. 2026'ya kadar sözleşmesi var. 30 Ağustos doğumlu. 19 yaşında 1.70 boyunda merkez orta saha. Yani 20 maça çıkmış. 2 asisti var. 942 dakika oynamış. Ciddi bir scouting ister bu arkadaşımız. Doğruysa da yanlışsa da. Yani çok ciddi bir scouting ister. Onu da söyleyeyim. Şimdi gelelim forvetlere. Mergin Berisha. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar Berisha'nın kalacağı ya da gideceği çok kesin değil. Ha Almanya'dan görüşmeler yaptı. Bazı takımlarla konuştu etti olmadı yani görüşte olmadı daha da görüşmesini sürdürüyor ama çok bir şey tutturamadı açıkçası onu söyleyeyim Berisha e Fenerbahçe'ye gelirse geliştirmesi gereken bazı yanları var mutlaka ve mutlaka geliştirmesi gereken yanları var hani özgüvenini yükseltmesi lazım hani ben topçuyum iyi topçuyum demesi lazım ee, fiziğini güçlendirmesi lazım ya da fiziğini kullanabilmesi lazım. Çünkü ikili mücadelelerde çok kötü. Her pozisyonda kendini yere atmaya çalışıyor. Bir de top kontrolü. Zaten eğer Jesus ben bundaki bu ışığı gördüm derse emin olun çok çok işimize yarar. Ve iyi bir yıldız çıkarabilir. Berisha iyi topçu. Hocam gördük iyi topçunu. Yerlerde sürünüyor. Berisha iyi topçu. Kumaşı iyi bir sezon kötü geçirdi diye yapmayın, etmeyin. Yani yapmayın, etmeyin arkadaşlar. Şimdi mesela Mert Müldür. Bak milli maçta mesela Mert Müldür'ü 8 milyon euro beğendiriz mi çok fazla? 8 milyon euro verilir mi? Eren Elmalı mesela 6 milyon euro istiyorlar. 6 milyon euro verilir mi Eren Elmalı'ya? Bir düşünün. Size soruyorum. Sporting Lisbon forması giyen Paulinho. <laughs> Bunu da Fenerbahçe'mize yazmışlar. Liste başı diyorlar arkadaşlar. Şimdi birçoğunuz diyorsunuz ki ya hocam yuh artık sende. Arkadaşlar bakın. Ben sosyal medyadaki bütün duyumları size getiriyorum. Paulinho Portekiz'den 29 yaşında 9 Kasım doğumlu 1.87'lik 13 milyon euro piyasa değeri var. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Şimdi şunu merak ediyorum. 16 milyon euroya 2021 Ocak'ta almış. 1,5 sene geçmiş. Bu sene 46 maç ama sürü olarak 3540 3567 dakika. Yani 40 maç 14 gol, 8 asist. Yani hemen hemen her maçta oynatmışlar. Sizce imkan var mı? Bence sıfırın altında. Hocam iyi de parayı basıp alırız. Alırsınız. Ama neyi? Bilemeyeceğim. Onu da söyleyeyim. Hani e, hepimiz yıldız futbolcu istiyorsunuz. Kabul. Eyvallah. Ama demek ayrı. Başka şey ayrı. Yine aynı şekilde Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus 2019-20 sezonda Portekiz'de gol kralı olan eski oyuncusu Carlos Vinicius'un transferini istemiş. Bakın hepsi farklı farklı haberler. Farkında mısınız? Bilmiyorum. En son toparlarken bir sayalım. PSV'de kiralık oynamıştı bu. Ee, 27 yaşında Brezilyalı. Şimdi sakatlığı var. Geçi 2023'e kadar kiralıkmış PSV'de. 2,5 milyon euroya kiralamışlar. Sözleşme fesih bedeli 100 milyon euro olan PSV satın alma opsiyonu %50'si için 10 milyon euro. Yani PSV satın alırsa o 2.5 kiraya verdiği 10'da satın almasına verecek yarısı için. 37 maçta 7 gol 7 asist 1513 dakika diyor. Yani bunu beklemeyin. Evet iyi bir isim. Kulağa çok hoş geliyor. Ama beklemeyin. Vegorst. Bu da gündemi çok meşgul eden bir isim. Vegorst'la Fenerbahçe Beşiktaş'ın ilgilendiği zaten malumunuz. Değil mi? Burada bir sıkıntı yok. Yani hemen hemen hepinizin malumu. Sosyal medyayı az buçuk takip ediyorsanız hepinizin malumu. Şimdi Wegors'tan ilgilenmek ayrı. Salça fiyatları ne olacak acaba? Şeyler, bu sene domates fiyatları çok pahalı. Neyse. Kimi seçecek? Oyuncu şu anda kararsızmış. Bakın arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bazı duyumcu arkadaşlar diyor ki Mayıs'ın son haftasında Fenerbahçe'ye yetkilileri transferler için İngiltere'ye gitti. Orada birileriyle görüşüldü. O kişi Mitrovic değil de Weghorst olabilir diyorlar. Hani o önemli değil. Şu anda önemli olan kısım şu. Kulübü kiralamaya okey. Ben kiralarım diyor. Ama satın alma opsiyonu biraz karışık. Sonrasında Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta işin içine satın alma opsiyonu koyduralım diyor. Ee, kulüp diyor ki kiralama artı satın alma 9-9,5 milyon euro işte. 2,5 kiralayın 7 opsiyon olsun misal. Ya da 3,5 kiralayın 6 opsiyon olsun gibisinden. Şimdi Vegors Bundesliga'dan da teklifler var. Eyvallah. Beşiktaş biz oyuncunun maaşını karşılarız diyor. Opsiyonu düşürelim ücretsiz kiralayalım diyor. Ya yani ben Beşiktaş'a gitmesini şu an zor görüyorum. 2.8 milyon euro maaş alıyor. Tabii Türk takımlarından istediği 4. Yani 4 veren takımımız çıkar mı? Bilmiyorum. Zor. Ama Begors'ta da en son değerlendirim. Bir de Fran Navarro. Yani hepsini bir toplayacağım için arkadaşlar kusura bakmayın. Jesus 5 kişilik bir forvet listesi verdi diyor. Gil Vicente'nin forveti. Valencia alt çıkan, geçtiğimiz sezon Gil Vicente'ye bedelsiz gelen, bu sezon 31 maçta 16 gol atan Fran Navarro diyorlar. Şimdi bakın arkadaşlar, bugün itibariyle size yüzde vereceğim ve videoyu kapatacağım. Beğenilerinize de talibim. Tek tek isim sayacağım. Fenerbahçe'ye gelme ihtimali. Ya da olumlu olumsuz desem daha mantıklı olur. Çünkü siz yanlış anlayabilirsiniz. Bak Lincoln olumlu gidiyor. Ama olumlu gidiyor diye kesin biz de zannetmeyin. Carlos Vinicius olumsuz. Nicolas Delacruz bence olumsuz. Weghorst. Ya yani yüzde Bence yüzde %20'lerde %30'larda ya. Hani görüşme falan filan vardı bir şeyle bozulacak gibi. Bruno Henrique bence olumsuz. Begorst olumsuz. Yani şu ana kadar tek Lincoln'e olumlu dedim. Erison bence olumlu. Igor Paksayo olumlu bence. Wellington olumsuz. Erdar Dursun araya karışmış. Taliska olumsuz. Evander orta. Sandri olumsuz. Berisha takımda kalacak gibi duruyor. Ee, bu Paulinho hangisiydi? Sporting Lisbon'daki ha 13 milyon euro olan olumsuz ya mantık matematik süzgecinden geçirin. siz satar mısınız siz verir misiniz Verseniz kaça verirsiniz Ozan Tufan'ın transferi olumlu inşallah Mitrovic kesinlikle olumsuz Cicerant PR kastırıyorum ellemeyin Sabitzer olumsuz Fran Navarro bence olumsuz Doğukan Sinik bir dönem Fenerbahçe'de yazıldı edildi ama Tebrik ederim onu da. yazıldığı için söylüyorum. Nurla Aslan ismi de olumsuz. İyi de hocam biz olumsuz haberleri dinlemeye mi geldik? Arkadaşlar transfer duyumunda olumsuz haberleri de dinleyeceksiniz. Mecbursunuz. Niye? Ya her şey olumlu olacak diye bir şey yok. Her şey ha bu duyum doğru, şu duyum doğru. Ha ben şunu söyleyeyim. Açık yüreklilikte bir şey söyleyeyim. Lincoln 1. Tamam mı? Dela saymıyorum. Onun durumu başka çünkü. Ee, ve Gors'du da saymıyorum. O da biraz yaşlı. Bruno Henrique 2. Ama Bruno Henrique'yi de saymıyorum. Dur. Erison 2. Igor Pakşayo 3. Başka bir isim daha vardı. Wellington 4. Serdar Dursun'u saymıyorum. Wellington 4. Kim vardı ya? Evander 5. Belki Sandri 6. Belki Sandri 6. Fran Navarro 7. Bu 7 tane isim belki medyaya hiç düşmeseydi. Belki de bu 7'sinden 2 tanesi alınabilirdi. Bakın 7'sinden en az 2 tanesiyle e, anlaşılabilirdi. %100 anlaşılabilirdi. Hocam medyaya düşünce ne değişiyor? Allah'ını seversen. Brezilya basını yatıp kalkıp Fenerbahçe ile hareket edecek. Şuradan pay biçin. Portekiz basını Fenerbahçe umrunda mı Portekiz basınının? Değil. Jorge Jesus Fenerbahçe'ye geldikten sonra siz zannediyor musunuz Fenerbahçe taraftarı Portekiz basınını takip etmiyor diye? Bakın dikkat edin sürekli Portekiz basını sürekli Portekiz liginden oyuncuyu Fenerbahçe'ye yazıyor. İşte bu şuna sebep oluyor. Mesela Fenerbahçe'nin gerçekten ilgisi var diyelim. Bakın 200 tane, 300 tane, 500 tane futbolcu yazıyorlar. Fenerbahçe'nin illaki yani illaki ilgisi olduğu kesişiyordur. Bu sefer de adamlar diyor ki bak medyaya düştü. Bunlar da bize teklifte bulundu. Aşağıdan açmayalım. Transfer karman çolman oluyor. Ha hocam sen hangisini istersin? Ben çok izlemediğim futbolcu hakkında bir şey söylemek istemem. Ha bana kalırsa ben Nikolas Delacruz'u getiririm. Bir. Orvete <laughs> o Erison'u getiririm. Lincoln'u ona getiririm. Üç. Akşay'ı getiririm Kanada. Dört. Evander'i getiririm 5. Bak 5. Beceremem de Mitrovic'i getirdim. Sabit yok. Belki Fıran'la var olabilir ama zannetmiyorum. Ben olsam bu 5'ini getiririm. Hemen bir an önce de takımı adapte ederim. Ancak şöyle bir durum var ortada. Kimi satacaksınız? Yani kimi satacaksınız? Kimi satacaksınız arkadaşlar? E, Tisserand gitmiyor. Max Mayer. Kolkır gelecek. Novak duruyor. Değil mi? Sosa gitti. Gustavo duruyor. Samat da geri geliyor. Lemos geliyor. Bence önce bunlar. Şimdi ben başta yazacağım. İşte Fenerbahçe'nin 5 transferi. İsim. İsim. Mevki. Mevki. Açıklıyorum desem. Diye, kızar mısınız bana? Kızmazsınız. Ben aslında size çünkü şifreli bir şey söyledim. Yani eğer medyaya düşmeseydi belki de bu 5 isim yüksekti. Sizin buradan anlamanız gereken şey kısa ve öz olarak şu. Buraya kadar izlediyseniz zaten muhtemelen anlamışsınızdır. Kısa ve öz olarak anlamanız gereken olay şu. Bu isimlere de çok ileri gittik. Medyaya düştü diye umarım bozulmaz. Ha 5'ini alacağız diye bir şey var mı? Yok. Fenerbahçe 5 transfer yapacak mı? Kesinlikle yapacak. Belki araya Marcelo eklenir. Hani Real Madrid'deki Marcelo belki araya eklenir. Onun dışında belki kanata yok. Orvet'e e belki Gabi eklenir. Gabriel Barbosa. Hani belki diyorum. İmkansıza yakın. Bana kalırsa gelmeyecek. Ama yani güven bize diyorlar. Şimdi hayırlısı değil mi? tane onlardan alsa. Üç tane de şuradan. Ya da beşini birden buradan 7 Yedi transferi yapmış olsa. Bence Fenerbahçe taraftarı isyan etmez. itiraz etmez. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. İnşallah size bu videoyu beğendirebildim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.